Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 2024 ön lisans KPSS sürecimdeki ikinci denememi çözdüm. Daha doğrusu 1 Mayıs çarşamba günü çözmüştüm ama işte değerlendirmesini, işte video çekmesini falan biraz sürmüştü. Bugüne nasip oldu böyle. Hani biraz hem çalıştığımız için hem yani kısacası hem çalışma hayatı hem eğitim hayatı bazen birlikte yürütebilmek zor olabiliyor, insan şey yapabiliyor, ne aksayabiliyor, öyle diyeyim. Onun için mesela hani haftada bir iki defa bir iki deneme çözebilirim ancak. Elimden geldiğince ben bu işi seviyorum tabii. Sevmeyen biri olsaydım böyle mesela ben yapamazdım. Maalesef yapamazdım. Ben mesela şu anda benim matematik olmamasına rağmen matematik hiç yok. Matematiğe zaman ayırmak da istemiyorum mesela. Zaman ayırmak istemem olsaydı böyle büyük ihtimalle zaman ayıramazdım. Ayırsaydım böyle yapamazdım. Çünkü gerçekten hem çalışma hayatıyla hem eğitim hayatı aynı anda yürütebilmek zor bu durumda. Birinci, öncelikle birkaç soruya cevap vereyim, ondan sonra şey yapayım böyle. Öncelikle 2024 ön lisans KPSS sınavına niye bu kadar güzelce hazırlanmaya gayret ediyorum? Birinci amacım sevdiğim için, hem işte hani boş kalmıyorum veya kendimi bir şeylerle meşgul ettiriyorum, şey yapıyorum böyle. Bir, sevdiğim için. İki, özellikle hani her daim diyorum ki hani bütün arkadaşlarıma genellikle diyorum böyle. Yani iyi kötü bir puan alın, cebinize koyun. Yani ben zaten hazırlanmasam da yine sınava girer, iyi kötü bir puan alır, cebime koyarım. Ama şunu fark ettim 2022 KPSS şeyinde. Hani diyelim ki öylesine giriyorsun, iyi kötü bir puanın olduğunda ve bu pek işe yaramadığında yani bir önemi kalmıyor. En azından sen zaten seviyorsun ve keyifli bir şekilde ve güzel bir puan alırsan yarın öbür gün alternatifler çıkınca değerlendirmek insanın hoşuna gidiyor. Mesela bu yıl gerçekten çok güzel bakanlıklar alıma çıktı böyle. Hani ben olsaydım, ben şu anda evet üniversite hastanesinde çalışıyorum böyle. Sağlık sektörü gerçekten bir yerden sonra insanı sıkıyor, yıpratabiliyor böyle. Ha, iyi yönleri var gerçekten, yani bol bol dua alıyoruz, o ayrı mesele. Ama gerçekten baktığında böyle hani yani sürekli yapılabilecek bir şey olmamalı yani. Yani farklılıkları seven bir insan olarak. Yani diyelim ki yarın öbür gün farklı bakanlıklar olsun, niye olmasın ki? Ben ondan ötürü işte bu yılki KPSS'yi biraz da önemsiyorum ve çıtamı da yükseltmişim böyle. Severek, keyifli olarak bu işi yapmaya gayret ediyorum böyle. Birinci denememde yani şey söylemiştim. Bir de bir iki soru da şu şekildeydi işte. 2020 KPSS netlerim ne kadar, puanım ne kadar, ona da kısaca bir değinmek istiyorum. 2020 ön lisans KPSS sınavında son yine 4 ay kalmıştı, ben hazırlanmıştım böyle. Matematiğim yok. Matematik 0, 0'ın altında eksi diyebilirim böyle. Ama yine de atıyorum böyle, o konuyu geçiyorum böyle. Yani risk alarak, belki riskli falandır ama risk alarak hepsini atıyorum böyle. 2020'de eksi 1'e düşmüştüm, çok iyi hatırlıyorum böyle. 2020'de toplam genel netim 70,5 netim vardı böyle. Benim tarih, coğrafya temelim çok iyi olduğu için böyle hani o konuda eksiğimi kapatıyorum yani. Matematiğin vermiş olduğu eksikliği oralardan kapatıyorum böyle. 70,5 netim vardı ve puanım da 81,939, yani 82 yakın bir puanım vardı. Onun için diyorum ki 70-80 bandında 80'e yakın bir puan, bir net çıkarabilirsem benim puanım büyük ihtimalle işte hani 84-85 falan olabilir. Biraz da çıta yükseltirsem 87'ye kadar çıkabilir böyle. Bu sorulara cevapladıktan sonra denemeye gelelim. Çarşamba günü yani 1 Mayıs'ta 2024 ön lisans sürecimin ikinci denemesini çözdüm. Birinci denememde 39 net yapmıştım. Yani 4 yıldır çalışmadığım halde, hiç soru çözmediğim halde yani ben güzel bir tablo olduğunu düşünüyordum böyle. İkinci denememde 7 iklimin denemesini çözdüm böyle, genel denemesini. Orada da toplamında hani genel kültür, genel yetenek, matematik dışında 90 soruda 48 netim var böyle. Hani bölüm bölüm gidecek olursak mesela Türkçe'de gerçekten daha zihnimin açılmadığı, soru sorarken beynimin yandığını hissedebiliyorum. Ondan sonra efendime söyleyeyim, bu işte iki parçaya bölünen
soru tiplerine veya anlatımın akışını bozan cümleler, yani işte soruyor, getiriyor işte hangisi cümlenin akışını bozuyor gibi sorularda mesela eksikliğimin olduğunu gördüm böyle. Dedim ya biraz daha Türkçe, biraz da pratiğe, yani aslında KPSS tamamen öyledir. Pratiğe, yani çözdükçe sen aşina oluyorsun. Yani bir derken böyle bir yerden sonra artık hızlanıyorsun ve seri bir şekilde artık zihin kendisini kurtuyor. Mesela 1 saat 30 dakika mı ne, 1 saat 35 dakika mı ne zaman süresi var ama ben genelde 1 saat içerisinde KPSS şeyini bitiriyorum böyle. Benim gibi süre, yani benim için süre sıkıntısı yok. Onu söyleyeyim böyle. Türkçe'de öyle bir sıkıntım var yani. O da zamanla işte deneme çözerek ve mesela ben 2020'de hazırlanırken Rüştü Hoca vardı böyle. O kodları veriyordu, teknikleri veriyordu, nasıl çözüleceği şeyini falan. Bir ara oraya da bakacağım ama şu anda genel olarak genel kültüre odaklandığım için tarih, coğrafya, anayasa hızlı bir şekilde oradan şey yapıyorum. Çünkü inanıyorum ki Türkçe'yi ben daha sonra şey yapabilirim. O işte hani tekniğini öğrenerek, sana tekniği az çok biliyorum. İşte bunun bir üzerine bir geçti mi böyle hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle silip süpüreceğimi düşünüyorum böyle. Tarihe geldiğimde tarih ve coğrafyada biraz altyapımın olması sebebiyle yani genellikle yani yanlışlarım çok az çıkıyor. Yani yanlışlarım çoğu büyük çoğunluğu genel kültürde anayasada çıkıyor. Anayasada bilgi kirliliğimin olduğunu o kadar görüyorum ki. Ve bu kanun işte hani şeyle falan tamamen unutmuşum. Yani şöyle unutmak demeyelim de hem biliyorum hem bilmiyorum. Emin olmadığım için böyle yanlış yapma oranım çok çok yükseliyor. Okuyorsun mesela soruyu çözüyorsun diyorsun ki evet ben buna aşinayım. Hatta biliyorum ama emin değil, emin olmadığım için böyle yanlış yapma oranın artıyor. Bu tür sorularda daha çok insan yanlış yapıyor böyle. Ama tarih coğrafyada öyle bir doğru, öyle bir sorun yok. Ama coğrafyada fark ettim göller. Göllerde biraz eksiğim var bir ara. Harita üzerinde atlasım var böyle. Harita üzerinde daha çok işte bu göller olsun, ondan sonra milli parklar olsun, akarsular olsun, ne bileyim bu tür şeylere daha bir öncelik vereceğimi düşünüyorum böyle. Genel bakımda iyiydi böyle. Ha birkaç dipnotlara da değinmek istiyorum böyle. Mesela deneme çözerken en çok da genel kültürde soruyu çözüyorsun, soruyu çok aşinasın böyle. Bildiğin bir soru ve hızlı bir şekilde işaretleyip geçiyorsun. Bak bu burada hata yaptığımı düşünüyorum. Hata yaptığımızı altını çizmek istiyorum böyle. Yani emin de olsan, emin de olsan azıcık bir zamanla yani soruyu tam oku, tam şey yaparak yani düşün yani emin olduğun bir soruyu sen yanlış yaparsan sana zarar olur. En azından sen bakarsan, şey yaparsan böyle güzelce güzelce soruya bak, doğru yaptığına emin ol. Mesela ben bazen yapıyorum. Aa evet bu şıktı diye hemen aa bu cevap buydu diye işaretleyip geçmektense itinayla bakmak daha önemlidir. Hele ki işte benim gibi sınavda zaman süre sıkıntısı olmayan kişiler buna daha da dikkat etmesi gerekir. İkinci bir husus mesela ben siz soru nasıl çözüyorsunuz bilmiyorum ama ben mesela soruyu çözdükten sonra mesela emin olduğum soruya tik atıyorum. Diyorum ki mesela ben bu soruyu çözdüm evet bu sorudan eminim artık bir daha bu soruya gelmemek için mesela hani deneme bittikten sonra bir genel bir göz atıyorsun ya işte gelmemek için veya zaman kazanmak için oraya tik atıyorum ki ben bu sorudan eminim geçelim ama işte ikilem arasında kaldım veya şüphe duyduğum sorulara böyle onlara da ya işaret koyarım başka bir işaret koyarım ya da hani işaret koymuyorum ki gelip dönüp bakayım böyle yine aynı şekilde denememi çözdüm. Güzelce defterime renkli kalemlerimle güzelce notlarımı çıkardım. Notlarım çok yani şu anda 1,5 sayfa uğraşım bak. İki tane deneme çözdüm ve 1,5 sayfa yakın bir notlarım oldu böyle. Eminim ki mesela ben bu yazmış olduğum notları, şeyleri bir daha karşıma çıkarsa yanlış yapma ihtimalim çok çok düşük. %5, %10 ihtimal veriyorum. Zaten zamanla siz işte hani diyelim ki deneme çözmeden önce ya veya sınava girmeden önce notların üzerine bir geçersin böyle göz aşinalığın olur. Çünkü yazdığın için de aynı zamanda aklında kalıyor. Kendine göre bir nevi hazırlandığın için böyle
Bu hiçbir zaman kaybetmez. Bu tekniği çok seviyorum böyle. Bir aynı zamanda böyle renkli, mavi, kırmızı, yeşil kolay görüyorum böyle. Çok çok hoşuma gidiyor. Bu özelliğimi çok seviyorum gerçekten ya. İkinci denemem de şu şey, o şekildeydi böyle. Bakalım bugün cuma. Belki bu videoyu izlediğinizde cuma oluyor. Yani cumartesi pazar. Pazar günü ikinci denememi de çözeceğim inşallah. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin. Cümlemizden, hepinizden. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, selamete kalın inşallah.